Bugün 13 Mart, kısıtlamasız geçirdiğimiz ikinci cumartesi ve hepimiz heyecanla tüm kısıtlamaların tümüyle kalktığı, salgını geride bıraktığımız günleri bekliyoruz. Ama vaka sayıları bu hedefin aksine artmaya devam ediyor. Peki neden? Cevap vermek zor değil aslında bu soruya. Çünkü bugün dışarıdaki manzara vaka tablosunun yansıması gibiydi. Sahiller, meydanlar, caddeler tıpkı geçen hafta olduğu gibi yine çok kalabalıktı. Çok kalabalık, çok. Bu kadar kalabalık olacağını tahmin ediyor muydunuz? Hayır, hayır, hayır. Aşırı kalabalık, adım atacak yer yok. Hınca hınç kalabalık. İnsanların hepsi şu an sokakta, biz de çıktığımızda pişmanız. Burası Tarihi Mısır Çarşısı, Eminönü'nün en kalabalık noktalarından birisi. Ve bizi bugün de şaşırtmadı, iğne atsan yere düşmüyor. Hiç virüsle alakalı yok. Dikkat etmiyor mu insanlar? Hiç etmiyorlar. Bugün ilk defa çıktık dışarıya çok uzun zamandır. Beyoğlu'nda da durum Eminönü'nden pek farklı değil. Güzel bir hava alayım, biraz da Galata'yı fotoğraflayayım diyenler burada kuyruk oluşturuyor. Nereden geldin? Uşak'tan. Geçen sene geldim, daha sakindi yasak olmamasına rağmen. Ama bu sene beklediğimden fazla kalabalık. İstanbul'un ne renk olduğunu biliyor musunuz? Turuncu diyor. Turuncu. Şimdi 15 Mart itibariyle yeni liste açıklanacak. Sizce İstanbul ne renk olur? Bence kırmızı bile olabilir. Ne kuyruğu bu? Oturmak için kahve tatlı kuyruğu. HES kodu isteyecekler mi acaba? Bilmiyorum. HES kodunuzla mı girdiniz? Hayır. 15 Mart itibariyle artık HES kodunuz elinizde olacak. Çünkü restorana, kafeye oturmak için şart. En güzeli, en doğrusu da bu olur. Biz zaten şu anda HES koduyla müşterimizi almaya başladık. Kısıtlamaların ikinci haftasında havada bu kadar güzel olunca haliyle pek çok kişi de dışarıda. Ama unutmamamız gereken bir şey var ki o da mesafemiz. Mesela olta balıkçılar arasında 3 metre kuralı var ama burada yani Galata Köprüsü'nde kimileri arasında 30 santim bile yok belki de. Aynen, yoğunlaştı çünkü insanlar daraldı. Her araya normalde bir kişi olması lazım. Yanınıza gelenlere dediniz mi peki? 3 metre olması lazım biraz ileri git diye. Kavgasını bile yapıyoruz kardeşim. Bazıları da kızıyor bize. Ne diyorlar mesela? Mesela niye almıyorsun yanımızda? 2 kişi olalım. Olmaz. Havanın güzelliğine kanıp sokağa akan sadece İstanbul değildi. İzmir'de de iğne atsan yere düşmeyecek bir manzara vardı. Diğer illerde de durum farklı değildi. Binlerce kişi maskesiz, mesafesiz halde kalabalıklara karıştı.